Ama vereceğiniz cevaplarda evet ve hayırı kullanmayacaksınız kesinlikle. Nasıl, memnun musunuz bugünden, bu ortamdan? Evet. Ama olmadı. Ne yaptın? Nasılsınız? İyiyim. İyisiniz? İyiyim. İyisiniz? Çok şükür. Allah daha iyi etsin. İnşallah. Program iyi gidiyor mu? Gidiyor. Siz Urfalısınız değil mi? Urfalıyım. 63 yaşındasınız. 63 yaşında. Evet, ama Allah her ne yok da diyebilirsen, onda problem yok. O yarışmaya dahil değil. Sadece evet hayır yasak bizde, onu da söyleyeyim. Nasıl geçiyor günleriniz, neler yapıyorsunuz? İyidir. Başka? Daha başkası ne olacak? Buraya geliyorum dikişe nakışa. Burada dikiş nakışa mı geliyorsun? Tekstile geliyorum. Tekstil. Ben okuyorum. Allah kabul etsin. Dikiş yapıyor musunuz? Birer kere. Birer kere. Nasıl yani, böyle şey vardı, bol teyel falan mı, yoksa komple dikebiliyor muyuz? Vallahi el bezi tek dik. Şimdi öncelikle bu güzel program, iadesi programı 3 yıldır devam ediyor. Tabii ki çalışma, aile, bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Emeği geçen tüm Şanlıurfa Valimizi, İl Müdürümüzü, Şube Müdürlerimizi, bizim daire başkanlığımızı ve tabii ki çok güzel bir engelli yaşam ve koordinasyon merkezi var. Bu proje buradan idare ediliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ömrümüzün son dakikasını verimli geçirmemiz lazım. Verimlilik, çocuğuna güzel bir nasihatte bulunmaktır. Verimlilik, torununa güzel bir nasihatte bulunmaktır. Onunla birlikte hayatın içinde olmaktır. Ona terbiye verebilmektir. Verimlilik, aile olup, aile bizim için çok önemli bir kurum. Eğer biz ailedeki birliği, bütünlüğü, beraberliği, saygıyı yitirirsek, İnanınız olsun hiçbir yere gidemez. Yalnız bir insan ne kadar genç olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar şöhret sahibi olursa olsun, her zaman kendini yalnız hisseder ve gücü ve kuvveti bir yere kadardır. Ama arkasında güçlü, dirayetli bir aile gördüğünde gücü binlerce kat yükseliyor. Onun için bizim için önemlisiniz. Eğer bir evde bir yaşlı varsa, anne baba varsa, o evde bereket var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman şunu söyler. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ne demek? Devlet sizin emrinizde demek. Budur. Devlet milleti için vardır, halkı için vardır. Yoksa nedir? Sadece bu yerler resmi makamların, resmi çalışanların gelip de kendine göre bir çalışma biçimi değildir. O analarımız, sizin dualarınız olmazsa var ya, biz hiçbir şey yapamayız. Allah'ı öyle. Hepinizin elinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah var olsun. Hadi sağ olun. Evet ediyorum. Şükriye Özbay, Zehra Çiçek, Hüseyin Hurma. Değerli yaşlılarımızı sahneye davet ediyoruz. Yine plaketlerini takdim etmek üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Tarikatlar Birliği Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi Beyefendi ve saygıdeğer eşi Sema Çiftçi Hanımefendi'yi de sahneye davet ediyoruz. Ayrıca
Şanlıurfa Çalışma Aile ve Sosyal... Vatanın oluşturulmasında sizin emeğiniz vardır. Biz şu anda sizin bize bıraktığınız mirasın üzerine bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla benden yaşı büyük olanların hepsinin ellerinden öpüyorum.